standarda yer alan kafeteryalar... Günaydın arkadaşlar. Karadeniz gezimiz 3. günü. 2 gün Ayder'de kaldık. Bugün 3. gün karayolu üzerinden Batum'a geçeceğiz. Günkü gezi rotamızda Batum var. Rehberimiz de şu an Batum hakkında genel bilgini veriyor. Biz de Batum'dan inşallah güzel kareler yakalayıp sizlere aktaracağız. Polis karakollarının arasında yine ana caddeden geçeceğiz ve son durağımız Poseidon heykelinde yer aldığı tiyatro meydanı olacak. Yine güzel bilinen ünlü meydanlarından bir tanesi. Yani 3 meydan gezeceğiz. Tabi gezerken bol bol farklı yapıda bize değişik gelen Avrupa'yı mimarisiyle önde gelen yapıları göreceğiz. İşte astroloji saati gibi, işte Kremlin Sarayı'na benzeyen böyle üçgen çatılarıyla ve saat kuleleriyle bizleri karşılayacak Batum. Sonrasında sahile ineceğiz. Sizlere de serbest zaman vereceğiz. Batum'da, yani Gürcistan'da bizim aramızda bir saat var. Saat farkına dikkat edelim. Şimdi gideceğinden uyaracağım zaten. Bizim saatimiz bir saat. Onlara göre ileri. O yüzden saatlerimizi bize göre vereceğim. Telefonları kurcalarken ya da saatlerimize bakarken de bizim saatimize göre hareket etmemiz gerekecek. Burada yine serbest zamanımızda bir tane parkımız var. Mucizeler Parkı diye çevirmek gerekirse. İçerisinde Ali ile Nino'nun heykelinden tutun da kocaman Batum'un sembolleşmiş güzelliklerinden büyük bir dönme dolabımız var. Yine hemen o bölgede İzmir'deki Saat Kulesi'nin birebir kopyası olan Çaça, aslında Gürcülerin meşhur ağır bir içeceği, alkollü içeceği Çaça Kulesi var. Akşam saatlerinde genelde 7 gibi böyle çeşmesinden açtığınız zaman çaça akıyor. Yaklaşık bir yarım saat kadar falan. Genelde gençler beleş çaçanın keyfine varmak için 7 civarı oraya ve o sahil bandına gidiyorlar. Bu anlattığım parkımız, bunların hepsi sahilde, yani limanın olduğu bölgede. Kaybolmayız. Ben size en güzel şekilde tarif edeceğim. Gezecek noktaları, alışveriş yapabileceğimiz belli başlı hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar var. Batum'da genelde hediyelik eşya olarak Kafkas kökenli oldukları için bu Kafkas şapkaları, hani bir de bambudan yapılmış olan böyle su veya çeşitli içecekler tüketebileceğimiz, üzerinde Batum hatırası yazan bambu şeyler, bardaklar var, büyük kadehler var. Genelde hediyelik olarak bunlar tercih ediliyor. Bunların dışında yine dükkanlardan alışveriş yaparken pazarlığı çok sevmiyorlar. Biraz şey insanlar, aslında iyi insanlar ama baktığınız zaman bize biraz belki sert gelebilir. Şey konuşurlar böyle, nasıl derler, gürültülü şekilde konuşuyor, hararetli, yani kavga değil amaçları ama yapıları öyle, yani bizdeki şey gibi. Pazarlığı çok sevmezler. Alışveriş yapacakken sorduğunuzda genelde zaten İngilizce bilmeyen insanlar, Rusça ikinci dil olarak, tabi Gürcüce ve Rusça, Azerice üçüncü dil geçerli. Türkçeyi de belli başlı dükkanlar, artık bizim Türkler, özellikle Karadeniz bölgesindeki Türkler oraya akın ettikleri için gerek eğlence hayatı, gerek işte alkol ya da benzin fiyatlarının uygunluğu dolayısıyla genelde Doğu Karadeniz civarından, özellikle Trabzon'dan bol miktarda Gürcistan'a, Batum'a geçiş sağlayan insanlarımız var. Dolayısıyla çat pat dükkanlarda da Türkçe bilen Gürcüler var. Yani bir nasılsın, merhaba, işte efendim, kaç lira falan, bildiğimiz, hani çoğumuz aslında yabancı dile hakim olduğumuz, bizim köylülerimizin bildiği kadar onların da bir Türkçe bildikleri yerler var. Bunların hepsini gezmemiz, anlattığı meydanlarıyla, işte camisiyle, tarihi katedraliyle yaklaşık 1,5, bilemedim 2 saat zaman alacak. Grup şeklinde gezeceğiz. Sonra yine sahile kadar eşlik edeceğiz size. Orada serbest zaman başlatacağız. Saat vereceğiz. Ve yine meşhur, ya Ali ile Nino'nun önü olur, çünkü herkes biliyor, ya da o meşhur dönme dolabının önünde limanda da buluşacağız sevgili misafirler. Yemek olarak Gürcistan'da çok tercih etmeyin. Yani atıştırmalık çok acıkırsanız, denemek amaçlı işte haçapuri diye böyle bir pideleri var onların. Peynirli, biraz bizim pidenin gelişmez, şişmanlamış hali düşünün. İçerisi ortasına yumurta kırılan. Bunlar da genelde 3-5 lira gibi fiyatları oluyor. Para birimi bu arada bizim lira. Onların lari bizden belki araklamışlar, lirayları yapmışlar. Şu an evet, şu an değerleri, ne yazık, bizim paranın değeri düşüyor. Onlarınki artıyor. Bir
ne kadardı özgürlük? 2.18 kuruş. 1 liramız 2. Ne kadardı? 2.18 kuruş. 18 kuruştu. Yani genelde hediyelik eşya veya işte bir yerde oturup bir kafe keyfi ya da bir kahve, işte çay içmek isterseniz meydanlara karşı aşağı yukarı 5-6 lira, 10 lira onları gibi bir şey yeterli kalıyor. Yani 100 lira bozdurursanız kaçtı? 42 miydi? Öyle bir şey istemiyorsunuz. 45. Burada da. Evet, Karadeniz gezimiz kapsamında bugün 3. gündeyiz. Bugünkü gezi rotamız Batum şehri. Sakat mahalleler var. Giriş kapısından geçtik. Kontrolümüz oldu. Otobüsümüze bindik. Burada bizi farklı bir araba bizi karşıladı. Transfer için. Gururumuza beraber şu an Batum'a giriş yaptık. Merkeze doğru yolculuk yapıyoruz. 3.700.000 rehberimiz de Batum hakkında şu an bilgi arıyor. Küçük nüfusu, İzmir Ankara'dan küçükçe nüfus şeyi var, durumu var. Gürcistan'da ana dil Gürcüce. Bilenimiz varsa yapıştırsın, konuşsun rahat rahat. İkinci dil dediğim gibi Rusça. Rusça, Rus işgali altında kaldığı için Sovyetler Birliği dağılana kadar da burası Rus işgali altında ve Rusça o yüzden sıkça konuşulan ikinci dil olarak geçiyor. Sonra Azerice geliyor. Azeriler de yine yaşayan, Azerilerden de Türklerden de Gürcistan'da yaşayanlar var. Türkçe bilenler var. Yok değil ama çatpat. Türklerden de çok yaşayan var. Lokanta işleten, burada Batum'da rentekar işiyle uğraşan, lokanta eğlence dünyasını yöneten Türklerden de yok değil. Sayı bir aile fazla. Acara Türkleri var. Acem Türkleri. Yine yerleşik olarak yıllardır Gürcistan'da yaşayan, özellikle Batum'da yaşayan insanlar. Batum'da lira yerine lari kullanılıyor. Ama dolar, euro da yine çoğu yerde merkezde alışveriş yapacağınız yerlerde geçerli. Yine bankamatikler var. İstediğiniz bankamatikten yine kendi Türk liramıza veya lari şeklinde ya da işte dolar euro bazında çekebilirsiniz bankalardan. Eğer hediyelik eşya için aldığımız 20-30 lira neyse bozdurduğumuz paralar yetmezse. Döviz büroları da var ama döviz bürolarından ziyade yine bankamatikten çekmenizde fayda var. Yine baktığımızda bir 20-25 dakikaya kadar şehir merkezine Batum'un meşhur heykellerinin yer aldığı, işte o Ali Lenino'nun Çaça Kulesi'nin ve daha birçok eseri yer aldığı Alfabe Kulesi'nin, meşhur onların kullandıkları Gürcistan alfabesi, Gürcü alfabesi. 3 saat civarında Batum'da vakit geçireceğiz. Buradan bir 20 dakika 25 dakikaya kadar hemen liman tarafında ineceğiz. Kaptanımız bu arada Ümit Bey. Hopalı. Çoğu dediğim gibi Hopa'dan araçlar bu tarafa geçiş sağlıyorlar. Kaptanlarımız Hopalı kaptanlar. Hem Batum'u hem trafiği hem kanunlarını, buranın şeylerini biliyorlar, prosedürlerini. O yüzden genelde karşıya geçerken araçlarımızı Hopalı yörenin kaptanlarıyla alıyoruz. Böylece rahat bir şekilde burada da yollara hakim oluyoruz. Şimdi değerli misafirler, merkezde indiğimiz zaman limanda beraberce önce Orta Camii'yi, buradaki tek cami olma özelliğine sahip Batum'da Orta Camii'mizi gezeceğiz. Dileyenler, namaz kılmak isteyenler için tek müsaitler orası Batum'da. Dolayısıyla orada bir namaz için vakit vereceğiz. Sonrasında arka tarafında Türk lokantalarının yer aldığı, Türk mahallelerinin yer aldığı alandan böyle caddeden çıkarak, yürüyerek, otobüsümüz, çünkü minibüsümüzü limanda bırakıyoruz, sonrasında hep yürüyüş yapacağız. Ne yapacağız? Piyaza meydanı dediğimiz, buranın, Batum'un bilinen güzel meydanlarından, kafeleriyle, restoranlarıyla, eğlence merkeziyle süslü olan Piyaza meydanını gezeceğiz. Piyaza meydanı hemen çaprazında meşhur katedrallerinden, buradaki Ortodoksların, Hristiyanların Ortodoks kesimi, mezhepi yoğunlukta inanç biçimi olarak, yine yaşayan Müslümanlar da var tabi ama %15'lik bir kısmı diyebiliriz belki Gürcistan'ın Müslüman veya İslam dinine inanan kimseler yaşıyor. Onun haricinde Hristiyanlık, Ortodoks mezhebi yoğunlukta %70'lik belki bir kısmı inanç gereği işte kiliselerde, katedrallerde ibadet ediyorlar. Bu
katedrallerden bir tanesini, Noel Baba Katedrali'ni, San Nikolas Katedrali'ni gezeceğiz. Sonra yine bulvarlarımızdan tarihi yapıları, işte bu sarayları andıran Avrupa mimarisinin örneklerini görerek alışveriş merkezlerinin de ana bulvarlarından bir tanesinden geçtikten sonra astronomi saatini göreceğiz. Hemen nerede? Avrupa Meydanı'nda. Yine meşhur bir heykel var. Altın post heykeli, Medea heykeli de diyorlar. Avrupa Meydanı'nda yine gazinolu örnekleri göreceğiz. Sen Matias, yani Aziz Matia, burada vefat ettiği ya da mezarının bu kale içinde bir yerde yer aldığı rivayet edilir. İçeride yine dönemin arkeolojik eserleri, işte Batum'dan çıkartılan ya da Gürcistan'ın çeşitli şehirlerinden buluntular sergileniyor. Heykel grupları, denizcilikle ilgili alet edevatlar ve San Matias'ın da kabrinin Hristiyanlar için kutsal sayılan azizlerden bir tanesi, Hazreti İsa'nın havalilerinden aynı zamanda burada mezarının yer aldığı düşünülüyor. Dolayısıyla kutsal sayılan bir kale, müze olarak değerlendirilmiş. Sol tarafımızda havaalanı yer alacak. Merkezde bu arada bakın, Batum'un o meşhur binaları, işte gökdelenler, iş merkezleri hep sol tarafımıza doğru kalıyor önümüzde. İlk girdiğimiz zaman genelde köyvari, eski savaş döneminden, Rus işgal döneminden kalma binaları göreceğiz. Hala eski püskü, hani eski Batum'u aslında göreceğiz. Sonra modern Batum'a doğru yaklaşık 15 senelik bir geçmiş olan, işte meydanlarıyla, tarihi heykelleriyle ve mimari, Avrupa mimarisiyle bizleri karşılayacak olan modern Batum'a giriş yapacağız. Bu yol boyunca yine lastikçileri göreceksiniz. Sağlı sollu ufak sanayi, böyle otomobil üzerine kurulu olan, genelde lastiklerin satıldığı, böyle sağ tarafımızda falan hep göreceksiniz. Sol tarafta da havaalanı var. Havaalanına Batum uçuşları için Ankara'dan, İstanbul'dan, bizim başkentimizden ve İstanbul'dan da direkt uçuşlar gerçekleşiyor. İndiğiniz zaman yoğun bir kontrolden geçiyorsunuz. Çantalar, valizler vesaire. Batum'u da gezme şansınız oluyor. Aynı şekilde otobüslerle. Belediye otobüsü var burada. Aynı bizim memleketimizdeki gibi çalışan. Belediye otobüslerine kart veya ücret veriyorsunuz. Aynı şekilde. 2 liraydı galiba en son. Çoğu yere de Batum'da ulaşımı belediye otobüsleriyle ya da özel taksilerle sağlayabiliyorsunuz. Batum'da deniz hayatı önemli. Birçok plajı var. Doğu Karadeniz bizim memleketimizde de olduğu üzere güzel sahilleri, plajları, denize girilebilecek mekanları, üniversitesi var. Teknik Üniversitesi Batum'da. Yine halkın ana geçim kaynağı olarak burada turizm ve eğlence, gazinolar, yine oteller yer alıyor. Onun haricinde tabii ki tarımsal arazileri, ki bizde yetişen çay, fındık gibi ürünler aynı şekilde Doğu Karadeniz'in bereketli topraklarında burada da yetiştiriliyor. Aklınıza ne geliyorsa, fındık, mısır, çay başta olmak üzere. Oteller, bakın buralar artık her sene yeni bir otel zinciri, yeni bir gazino işletme açılıyor. Tabi buranın ana gelir kaynaklarından bir tanesi kumar, yani gazino kültürü. Büyük otellerin ya alt katında ya da ayrıca gazino olarak da yine insanların rağbet ettiği eğlence mekanları var. Bizim Türkler özellikle burada şeyi seviyor. Gazinolarda yeme içme genelde ücretsiz ikram. Geliyor mesela adam 20-100 lari diyelim, 50 lari bozduruyor. Birkaç makineye bir şey yapıyor. Hemen böyle çağırıyor garson kızları. Geliyor, istediği içeceği söyleyip mis gibi aldıktan sonra da çok da fazla para harcamadan, kaybetmeden çıkıyor. Her yerde gösteriyoruz valla sivri zekamızı. Evet, binalar hep gökdelen gibi düşünebilirsiniz. Bunlar genelde otel, iş merkezleri, gazinolar. Bu üçlü gruplar. Sol tarafımız Karadeniz sahillerinden, yine Batum'un limanına kadar devam eden bir şey var. Deniz kenarı yapısı. Genelde sahilde yaz aylarında üniversiteli gençler, ki üniversite yine şehir merkezinde yer alıyor. Bu arada sağ tarafta buranın meşhur otellerinden Batum Otel, Euphoria Otel. Bak, Filon'un eski var, eski var.
farklı. Bizdeki markaların çoğu var, yani burada da mevcut. Avrupa markaları da var. Bizim marka, Türk markalarından da şeyler var. Alışveriş dükkanları var. Burada şöyle bir özellik var. Avrupa kanunları geçerli olduğu için karşıdan karşı yol geçer, yoldan geçerseniz dikkat edin. Kırmızı ışık bile olsa bize, biz de yolu atladık, geçiyoruz. Araçlar duruyor. Mutlaka duruyor ve geçmenizi bekliyor. Böyle de bir güzelliği var. Bakın şimdi sağ tarafta mesela hemen otelin arkası eski bir Batum evi. Ne kadar harap durumda. Böyle gece konduvari. Ta eski dönemlerden kalan, savaş dönemlerinden evlerden bir tanesi. Burada şöyle bir şey var. Binalar şu an eskisi kadar geçerli değil bu kural ama rengine göre mesela meslek gruplarına ayrılmış. Bizde olsa bunu yıkarlar. Yerine yeni koyarlar. Hemen Toki Moki bir şey dikerler değil mi? Evet, bak, yeni yeni eski içi çamaşırları. Çamaşırları evet, aynen asılıyor böyle. Filmlerdeki gibi biraz cingane işi. Şimdi ana gelir kaynağı burada turizm ve eğlence kumar sektörü olduğu için her noktaya yeni bir büyük otel işletme açıldı. Aylarda açılmaya bakınız devam ediyor. Bakın sol tarafta Roma'daki Kolezyum antik tiyatrosu örnek alınarak yapılmış bir otelimiz var. Balkonlar nasıl? Çok fena. Balkonlar mini mini. Sağ tarafta mesela Orbi'de. Ama sizin dediğiniz gibi sarı. Acaba bu hangisi? Sarı. Genelde binalar o şekilde. Sarı balkonlar. Yani sarı, yeşil, mavi, kahverengi, kırmızı. Tersef. Evet, evet. Bu meşhur Anadolu topraklarında da şimdi meşhurlaştı bunlar. Tersef. Lazak bina yapılmış olan. Lazak mıydı? Evlerden bir tanesi. Restoran aslında. Hem yarı müze hem restoran. Yavaş yavaş Avrupa'yı, o yapıyı görmeye başlayacağımız şehir merkezine yaklaşıyoruz değerli misafirler. Sol tarafta işte buranın çay evlerinden, eğlence kulüplerinden bazıları. Yani Batum'da aslında her yerini gezmeniz, tamamıyla sindirmeniz ekibi de bulur. Ama gün içerisinde de ana gezilecek noktaların hepsini bitirebiliyoruz. Yani 3 kilometre 4 saatte. Bak yazıyor. Bak kaç kat? 60 kat. 60 kat. Vay. 64 metre. Gök denemler. Yok be. Deprem çöpeler olarak. Şu binayı gruplarının oturduğu mahalleler belli olsun diye işte renkler verilmiş balkonlara, binalara. Yoğunlukta yaşadığı için. Bu arada Gürcistan bayrağında 5 tane haç vardır böyle. Onlar da yine kırmızı beyaz renklerinde. Ortada büyük 4 tane de köşelerde artı şekli haç vardır. Bu Hristiyanların, yine Gürcistanlıların dine bağlılıklarını gösteren bir bayrak. Ama yani hangi bayrak olsa olsun bilmiyorum siz düşüneceğinizi de. Hani bunu şey için söylemiyorum. Bizim bayrağımızın o yakışıklılığı, o efsaneleri, o kahramanlık dolu renkleri, her şeyiyle yani o ay yıldız bambaşka. Yani ay yıldızın şeyine hiçbir şey değişmem. Rengini de, anla yapısını da. Evet. Bakın hiçbir yerde bir tane çöp yok. Evet, tabii çöp yok. Sigara izmariti hatayla tükürürseniz
görülürse polisler tarafından 100 lari ceza kesiyorlar. En aşağıda alt limit 100 lari. Bakın dolmuşları, otobüsleri, belediye otobüsleri bu şekilde. Sağ tarafımızda yine üniversitenin genelde tercih ettiği, ailelerin geldiği böyle bir gezi noktası var. Göletimiz. Biz merkeze doğru, limana doğru iniyoruz. Yavaş yavaş. Tabii Doğu Karadeniz'in yine bereketli hava durumu. Bakın birçok da yemyeşil bitkinin gelişmesine, üremesine sebebiyet veriyor. Sol tarafta gazinolar var yine. Burada da aynı Karadeniz'de olduğu gibi bol miktarda yağış alıyor. Bolca Batum içerisinde kilise, katedraller yer alıyor. Tek camimiz Orta Cami. Onu da ilk gezeceğiz şimdi gidince. Orta Cami denmesinin sebebi eskiden 3 cami var. İkisi yıkılıyor ve ortada kurulmuş olan camimiz 1886 yılında. Ve Laz Kardeşler adında burada yaşayan iki kardeş tarafından da bezemeleri, boyamaları yapılmış caminin. Şimdi birazdan ilk gezeceğimiz yer orası olacak. Sonra sırasıyla bütün ana bulvarları, önemli fotoğraf kareleri yakalayabileceğimiz güzel noktaları gezeceğiz. En son sizlere serbest zaman vereceğiz. Yine limanda, sahilde limanda Luna Park aratmayacak güzellikte olan Londra'daki, İngiltere'nin Londra'sındaki meşhur Londra'nın gözü London Eye gibi. Burada da Batum Eye var. Batum'un gözü. Bu arada polis arabaları bakın hemen sağımızda. Genelde Skoda tercih ediliyor. Honda, Skoda, Toyota gibi arabalar var ağırlıkta şeyde Batum'da. Bakın son geleceğimiz meydan sağ taraf. Tiyatro meydanı burası. En son buraya geleceğiz. Aslında bir kare yapacağız sizlerle beraber. Burada da hemen Poseidon heykelimiz var. Neptün Poseidon sağdaki. Onu anlattıktan sonra sizlere bakın hemen dibimiz. Görüyor musunuz? Arada bir 300 metre yok. Büyük, meşhur Luna Park. Luna Park değil de dönme dolabı var buranın. Yine burada buluşacağız. Yani yürüyeceğiniz yine burada. Otobüslerin park alanı hemen önümüzde bakın. Burası liman boylu boyunca. Buraya Miracle Park demişler. İngilizce mucize parkı. Çünkü çok kısa bir sürede bakın sol tarafımızda alfabe kulesi var ki DNA şeklinde böyle yukarıya doğru yapılmış. Gürcü alfabesinin tüm harflerini üzerine koymuşlar. Yine sol tarafta deniz fenerimiz var. Bakın hemen tepeciğimizin arkasında deniz feneri. Yine o bir sirkülasyon 10 dakika kadar süre alan dönmesinin dönme dolabımız var. Araba da burada olacak. Araba da hemen burada dönme dolabının önünde olacak. 851 plaka. 808 ortası neydi? G mi? AC 850. Şu Nafis Tur yazıyor. 08 AC. Nafis Tur. Nafis Tur yazıyor bakın. Önünde arabanın yeşil mavi. Arkada. Sol taraf Çaça Kulesi. İzmir Saat Kulesi'nin birebir kopyası. Araklamışlar bizden. Saat akşam 7'de ücretsiz buradan alkol. Çaça bunların, Gürcülerin meşhur alkolü. Bizdeki rakı gibi düşünün. Rakı civarında olması lazım. Ücretsiz olarak akıyor. Akşam saatlerinde. Limanı bakın, ticari limanı hemen önümüzde yer alıyor. Burası boylu boyunca Batum'un sahil kesimi, İzmir Kordon gibi. Evet. Aynen öyle. Hemen yine sol tarafımızda geriye doğru bakarsak göreceksiniz limanı, ticari limanını.